Daha önce seçimlerden önce aslında gündeme gelen anayasa değişikliğinde kadınların hayatlarını yok sayan, aileye kadınları hapsetmeye çalışan, kısa aile spasmodalarıyla aslında kadınları toplumsal hayattan çekip ailenin içine hapsetmeye çalışan, LGBT artıları düşmanlıkla LGBT yönündeki saldırıların, nefretin önüne açan anayasa değişikliği seçim tartışmalarıyla beraber aslında AKP tarafından rafa kaldırılmıştı. Ama tam da AKP'nin aslında kadın ve çocuk düşmanı ittifakının içerisine bugün bunun yanında bir de Taliban ittifakını kurdukları Hüdapar'la ve yeniden Refah Partisi'yle kurdukları ittifak eklenmiş oldu. Tüm seçim çalışmaları boyunca aslında özellikle LGBT artılara yönelik saldırılarıyla, nefret dilleriyle, kadınlara yönelik aslında toplumsal hayattan geri çekme, tekrar ikinci plana atma tartışmalarıyla 6.284'ü kadınlara şiddete karşı koruyan yasayı bir seçim kazanı haline getirmesiyle bu iktidar ve ittifakın aslında kadınlara kadın düşmanlığından, çocuk düşmanlığından, LGBT artı düşmanlığından başka hiçbir şey vaat etmediği ortada ve açıkken bugün tekrar anayasa değişikliği meclis gündemine getirilmek üzere hazırlanıyor. Bizler biliyoruz ki bu anayasa değişikliği aslında İstanbul Sözleşmesi'ni bir gecede fesheden Erdoğan'dan aldıkları güçle hazırlanıyor. Çünkü bugün Topkapı Sarayı'nda yeniden erkekliğin inşasını, ekonomik krizin yükünü erkek şiddetiyle yönetmeye çalışan iktidarın bir söylemi olarak açığa çıkıyor. Daha önce kadınların er meydanlarında namus tartışmalarına karşı er meydanlarında değil mor meydanlarda buluşalım çağrıları, namussunuz dediğiniz şey kadınların bedeni üzerinden siyaset yapamazsınız dedikleri gerçeklikle bugün Tayyip Erdoğan'ın Taliban ittifakı gibi kurduğu ittifakla taşlandırılmış oldu. Bizler 6.284'ten vazgeçmeyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi'nden nasıl vazgeçmediysek, İstanbul Sözleşmesi'ni kazanmak için hala sokaklarda birbirimize sararak mücadele ediyorsak, 6.284'ü de Taliban İttifakı'nın kurduğu o ittifaka heba etmeyeceğiz. Çünkü 6.284 kadınlar ve çocuklar için, LGBT artılar için bir yaşam mücadelesinin garantisidir. Hayatlarımız ve haklarımızı onlardan almadık, onlara da teslim etmeyeceğiz. Ve bugün kadınlar her yerde olduğu gibi feminist öz savunma örgütlerini örgütlerken feminist layıklık bayrağını yükseltmeye devam edecek. Bugün kadınların ve çocukların şiddete karşı savunmasız olduğu bir noktadayız ve aynı şekilde mücadelemizi devam ettiriyoruz. Şunu söylüyoruz, 6.284 yaşatır, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Son söylemlerden biri de hani bu İstanbul Sözleşmesi'nin 6.284'ün bir vahi olmadığı, dokunulmamız olmadığı belirtiliyor. Aslında bu aynı zamanda var olan yaşamımızı koruyan hakların bir dini süzgeçten geçmesi gerektiğini de belirtiyor. Bu elbette ki dikkatli olmamız gereken ve kabul etmeyeceğimiz bir durumdur. Aynı şekilde bu kadınları, çocukları koruyan yasanın alternatifi olarak işte erkekleri de kapsayan bir durum belirtildi. Bu da aslında tamamen erkeğe doğru yönlenen, erkeği korumaya yönlenen bir politikanın getirdiği bir şeydir. Bu konuda da aynı şekilde biz kadınlar yapılanın farkındayız. Yapılan manipülasyonun farkındayız ve aynı şekilde duruşumuzu belli ediyoruz. Öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Tayyip Erdoğan seçim öncesinde de gördüğümüz gibi LGBTQ artılara karşı düşmanca politikalar güderek hem LGBTQ'ların hem de kadınların haklarına saldırmakta ve toplum içinde ötekileştirme politikaları bitmektedir. 6.284 sayılı yasa toplumda şiddete uğrayan her kesim için var olmuş bir yasadır. İstanbul Sözleşmesi'ni tek adam rejimiyle yürürlükten kaldırırken zaten 6.284 sayılı yasa var, kadınları koruyor diyenler bugün gözlerini 6.284 sayılı yasaya dikmiş durumdalar. Bir avukat olarak şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim ki 6.284 sayılı yasa kadınları koruyan elimizdeki son kalmış mekanizmadır. Biz kadınlar olarak haklarımızdan, mücadelemizden ve 6.284 sayılı yasayı korumaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Ayrıca dayatmaya dayalı antidemokratik anayasa yapım sürecinin de karşısında duracağız. Demokratik bir anayasa halktan çıkmalıdır ve halka dönmelidir.